aklındaki insan ben olmayayım, beni konuşturtma Özgürcüm. Bak, nasıl evet, anlamadım? Titremeye başlıyor, görüyor musun? Şimdi ne yani öyle bir iddiada bulunuyorsun bak, ki evet mesajlaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Tamam, bir saniye. Ben Yavuz de doğruyu abi, söylüyorum Seda Yavuz abla. Abi. Sen şu an ne dediğini bilmiyorsun ki. Ben çok iyi bak, biliyorum. Bak şu an ne dediğini Özgür bilmiyorsun. Özgür ayıp etti. Hayır. Senden zaten ben bir ilgim alakam yok da. Özgür yani şimdi bir iddiada bulunuyor. Kesinlikle benimle senden bir alakam yok. Benimle bir kere oturup da konuştu mu? Ya bir dakika hani, sen benim ablamın işini düşün. Benim işim olur ya. Bir Musa konuşsun. Ben daha 23 yaşındayım. Sen kaç yaşındayım? Tek tek. E o kaç yaşında, ben kaç yaşındayım? Sen söylemedin mi ona talip olacağını? Niye ben mi dedim? Evet. Yavuz'a talip evet olacağım. Ne, ben iyi biliyorum zaman, bunu. Ne zaman yalan görüştük ki onu demin? Bir dakika. Ben ne zaman İpek, bekle, seninle oturup bekle konuştum ki? Tamam bekle. Düştüğün Yavuz, duruma baksana. Bekir sen de dur. Doğruları konuş anneciğim. Yazıklar. Bak çünkü Özgür burada yalancı durumuna düştü çocuk. Şimdi benim... Ben Özgür'e inanıyorum çünkü. Tamam abla, ben de benim bugüne kadar hiçbir yalanımı görmediniz. Biliyorum, yani. Hep doğru evet konuştum. Şimdi benim İpek Hanım'la konuştuğum doğrudur hani 45 gündür. Çünkü 45 gündür Bekir abi benim telefonumdan kendisiyle görüşüyor. Şimdi ben bugüne kadar sessiz hep durdum. Benim sessizliğimi kimse burada hafife almasın. Hiçbir zaman duruşumu kendimi bozmadım. Bekir abi benim abimdir. O da nişanlısıdır. Ben ikisinin arasına giremem. Öyle bir şey yok. Ama burası evlilik programı. Bugün ne olur yarın ne olur kimse burada bilemez. Ya ben bunu söyleyeyim yani. Evet. Yarın olay doğru değişebilir diyor. Şimdi, her şey olabilir yani. Burası öyle evlilik programı. Bak bir şey söyleyeyim. Ben yine de söylüyorum. Ben ayrıldığım bayanın arkasında kötü laf söylemem. Bravo. İpek, yine de söylüyorum. Birbirimizi burada kırmayalım. Yaşanmışlıklar var, bitti. Anlatabildim mi? Geriye dönüş ben asla olmaz. Ben sana anlatamıyorum bak, herhalde bak, lütfen, bittiğini. Bak lütfen. Bir şimdi kap, dönüp bak, dönüp ama, suçunu bastırmak ha, için bana diyorsun. Ama bir şey söyleyeyim. Bazı iddialarda bulunuyorsun. Ama bekleyin, güzel bir şey konuşuyorum. Bekleyin. Bak, diyorum ki, İpek bekle. Sevda saat, bir şey söyleyecek. Bekir bekle. Sevda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben Seda abla. Yani sürekli bir aradaydık biz. Bekir abi, Yavuz. Bizim orada oturuyorduk, Nevin falan. Yani Yavuz'un... ben söyleyeceğim Yavuz. Söyle hadi ya sen. Peki İpek'in ona talip çıkacağını söylemişti Yavuz. Tamam. Yavuz demiş olabilir. Ben söylemişti öyle bir şey demedim ama. Şimdi bir de bu arada eğer Özgür'ü kırdıysam özür dilerim. Senin elinden tutup kaldıracağım demiş hatta Yavuz'a. Yavuz'un yani kendi söylemişti Sevda bize. Sevda abla bak ben ona bir açıklık getirin. Bak gene diyorum. Tamam. Ben ikisinin arasındaysam dün dedim stüdyodan çıkayım dedim. Ben şimdi öyle bir arada kalmışım ki herkes üstüme geliyor. Ben burada sessizim diye kimse beni hedef almasın. Ya. Burası evlilik programı. 10 gün ama 20 gün sonra isteyen istediğine evet, çıkar. Evet böyle tavrınızı bak, koyun. Böyle bir kadını kaybettiği için o da pişman olacak. Ben ona defalarca söyledim. Ya Yavuz lütfen saçmalama ya. Saçmalama. Seda abi. Bak saçmalama bak sen bak sana tavrım Mülü sert abi olacak artık. Saçmalama. Ne saçmalıyor abi? Saçmalama. Neden saçmalama? Niye, işte, niye pişman olayım ki? Niye Yavuz niye pişman olayım kardeşim? Abi, bak, ben pişman olmuyorum. Bak yine söylüyorum. Bir yumuşak konuştum, yumuşak kelimelerle söylüyorum. Asla pişman değilim. Allah yolunu açık etsin. Allah bahtını açık etsin. Bitti, Allah da niye benim yolumu tamam açık etsin. Tamam. Taliplerimi bekliyorum arkadaşlar. O da bir beklesin. Kap yemek yemişiz bir arada. Arkasında konuşmak iyi değil. Bizim de adamlığımıza bu yakışır. Kendini Allah tanıt, yolunu açık etsin. Kendini doğru tanıt taliplerine. Adım Bekir. 44 yaşındayım. Bravo. Bekarım. İstanbul'da yaşıyorum. Aşçıyım. Bana gelecek olan talipler 35'ten 36 yaş arası olsun efendim. Kriterlerime uygun İpek olsun. İpek Hanım'la kesinlikle bitmiştir. Kesinlikle bitmiştir. Tabii ki Allah yolunu açık etsin. Tekrar annesinin babasının elinden öpüyorum. Çok saygılı annesi babası. Bana evet da karşı çok iyi davrandılar. Sağ olsun. Allah İpek'in yolunu açık eylesin. Hah. İpek yaşanmışlıklarımız vardır. O da kendisine göre bir iyi bir bayan. Ki 3 gündür ben bunu ayrıldığımdan beri hep arkadaşların yanında söylüyorum. İpek'in hakkında asla ve asla kötü bir şey konuşmadım. Allah yolunu açık etsin. Bundan sonra birbirimizi rencide edecek bir şeyler söylemiyorum. Çünkü ailelerimiz var. Seda abla zor durumda oluyor. Uğur abi yönetim. Bunları söylemeyelim. Allah ben herkesin yolunu açık etsin. Ya tamam, sen de Bekir ben, abi pişman tamam olacak deme. Yok sen tamam. Sen de talip olabilirsin. Tamam, ben sözlerine kısa, dikkat yok et Yavuz. Tamam, ben bak sen söylüyorum. Bak, sözlerine Bekir abi et bir aydır yanımdasın. Ben sana sahip çıkıyorum. Kardeşlik yapıyorum. Bak, doğru mudur? Sözlerine şimdi, dikkat tamam, et. Pişman olacak deme tamam bana. Abi, onu Seda geçelim abla şimdi. Ben artık istemiyorum. Dur tek bir şey diyeceğim ya. Dur. Benim için Bekir bitmiş. Tamam bitmiş. Zaten ben bitirdim. Yok ben bir şey diyeceğim. Sen mi bitirdin? Fark etmez. Bakın bir ilişki bitirdiğinde kadın mı der? Seda abla. Bitmesi önemli. Kimin bitirdiği evet değil ki. Ben bir şey demiyorum ki. Kendisi üstüne. Allah her şeyden onun açığı. Ben size bir şey diyeceğim abla. Susacağım. Bekir abi ayrılmanızın sebebi ben miyim? Yok abi yok. Peki İpek Hanım. Şş, bir baksana. İpek. İpek. Bir şey söyle Yavuz. Efendim. Ayrılmanızın sebebi ben miyim? Hayır kesinlikle. Tamam, teşekkür ederim. Seda abla tamam bakın. Tamam. Bakın. Bakın. Bekir burası geçiyorum bir evlilik programı. Bekir, çok geçiyorum güzel bir program. Tamam sonra
diyorlar aynı şeyi pek. Lütfen öyle onlar için öyle ama ben ispat edebiliyorum. O hiçbir şey yapamıyor. Hayır, Seda abla bütün fark burada. Birbirinize söylemeyin. Boş, tamam. Ya. Neyse tamam. Olay bitmiştir son nokta. Tamam. Cümle Kadir, bittiği bye zaman bye. Nedir nokta bırakıyoruz. Bitmiştir olay. Allah onun yolunu açık etsin. Kadir nasıl gidiyor? Kadir. Nasıl? Seda ne abla. Konuşuyorsunuz bize de anlattın bu arada. Merak maddi ettik. Manevi yüksek istiyorum diye 2 saattir söylüyorum. Geri gelecek ben diyeceğim. Neler istiyorsun Peri? Tatile mesela? Gitmek istiyorum. Aa, vallahi yazın tatilim çok biraz canım sıkıldı ama sevgili sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı sağ olsunlar. Onun için fazla yalnızlık çekmedim tabii. Sevenlerime buradan çok teşekkürlerimi ediyorum. Seni gezdirecek, tatillere götürecek biri olsun. Peki o zaman karar alı başlasın. Evet Perihan Hanım, Kadir Bey'e cevabınız ne olacak? Tanımak ister misiniz? Bir çay içmek ister misiniz? Bir kere daha konuşalım. Fazla iyi konuşamadım çünkü burada. Bekir'in sesinden hiçbir şey anlamadım. Aferin, buyurun. Bravo. Kaşına da gözüne de vuruldum. Boyuna da pasuna da tutuldum. Mutluluğa adım atıyoruz. Çaya gidiyoruz. Evet, devam ediyoruz efendim. Evet, programın başından beri sohbet ediyorlar. Görüyorum Murat ve Tülin dün akşam yemek de yediler. Sizi şöyle alıyoruz. Tülin ve Murat. Çok güzel bir yemek yemişsiniz Boğaz'da. Önce evet. İzleyelim, üzerine konuşalım bakalım. Murat dün büyük bir cesaret örneği sergilemiş ve Tülin'e talip olmuştu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tülin Hanım. Siz de hoş geldiniz. Evet. Heyecanlandın. Kendini tanıt bakalım Tülin'e. İsmim Murat. Aslen Kırşehirliyim. Ankara'da yaşıyorum. Boğaz'da baş başa romantik bir yemeğe çıktı Murat ve Tülin. Ancak Tülin'in kalbini fethetmek kolay değil. Sürpriz değil ama bu. Valla izin verirse çok sürprizlerim olacak kendisine. Yani onu sürprize boğacağım diyebilirim yani. Hoş bir bayan. Benim de profilimde olan bir eş adayıdır kendisi. Murat aşk şehri Paris'e götürmek istiyor Tülin'i. Ama çetin ceviz çıkıyor Tülin. Kendisini tabii ki Paris'e de götürmek isterim. Orada gezmek, Eiffel Kulesi'ne çıkmak, Şanzelize'de gezmek tabii ki isterim. Murat hani Paris, az önce Paris'e götürürüm falan filan bana biraz iddialı geldi. Ne oluyoruz Murat? Tülin yemek yapar mısın? Yemek yapmasını biliyorum evet. Kendim yemek yapmasını sevmiyorum. Senin nasıl mutfakların? Benim mutfakla aram hiç yok. Yani ben de sana güveniyorum o konuda. Oo, bana güveniyorsan. Her şey iyi hoş. Acaba aileler bu görüşmeye ne der? Ailemin düşüncesini de alacağım. Benim için de çok önemli. Murat'tan eski nişanlısı İsmican'a gönderme. Annem kendisini daha önceden de izledi, tanıyor yani biliyor. Tabii ki annem Tülin'den daha iyi bir gelin adayı bulacak hali yok yani. Tülin, Murat'ın İsmican'la yaşadığı ayrılığı merak ediyor. Nişan yapılmış galiba değil evet. mi? Problem neydi peki? Problem, nişan yaptık. Nişanı ben isteyerek yaptım. Fakat sonradan gelişen olaylar anlaşamadığımızı gösterdi. Olumsuz olacağını gösterdi. O yüzden nişandan döndüm. Senin hiç olmadı mı böyle söz, nişan vesaire böyle olaylar geçmedi mi başından? İlla ki geçmiştir yani. Yok, hiç geçmedi. Tülin ve Murat görüşmesi başlamadan bitiyor mu? Benim kafamda bir takım problemler var. Onu aşmaya çalışıyorum. Tülin'in aklındaki büyük soru işareti ne? Bazı endişelerim var ama o Murat Bey'le alakalı değil. Benim kendimle alakalı bir durum. Belki endişelerinizi yenmeye belki yardımcı olabilirim. Tülin'in aklında başka biri mi var? Bu seninle alakalı bir durum değil. Bu tamamen benimle alakalı bir durum. Yani kendimi test etmem gereken bazı şeyler var. Onlarla alakalı. Biraz bana zaman verirsen. Düşünmek istiyorum, müsaade istiyorum Murat'tan.
merak edilen tüm soruların cevabı canlı yayında cevaplanacak. Evet, Tülin ve Murat görüşmesi acaba nereye gidecek? Merakla bizleri takip ediyoruz. Gözlerin buğulu buğulu böyle. Yok, hayır. Böyle dinlerken de böyle bir yerlere gidiyorsun. Gayet iyiyim, bilmiyorum. Bir de böyle aklıma gelmişken şunu söylemem lazım. Dünkü Akrep Burcu ile ilgili açıklamanda sosyal medyada şöyle şeyler yazılmaya başlandı. Caner Akrep Burcu, öyle mi? Akrep mi? Evet, Caner Akrep Burcu. Akrep Burcu istemiyorum, Akrep Burcu'ndan çok çektim. Eyvah. Caner'e gönderme yaptı. Değil, bak, hayır, ben bilmiyordum Caner'le hiç alakası yok o olayın. Sadece benim söylemek istedim, hani Akrep Burcu'yla anlaşamıyorum ben. Onu söyledim. Çünkü ikimiz birden öyle bir şey yaptık ki Akrep Burcu'nu sen de ben de ve ikimiz de Oğlak Burcu'yuz. Akrepler alınmış bu işe. Akrep Burcu'yla anlaşamıyorum ama bu bir gerçek yani. Evet. Peki senin şimdi aklına takılmış bir şeyler var gibi duruyorsun ya, biz öyle görüyoruz seni. Acaba Murat'ın bir önceki nişanı mı var aklında? Acaba ismi Can'la ne oldu, niye bitti, neden ayrıldılar, bir daha geri döner mi falan gibi şeyler mi aklından geçenler? Yok, hayır. Hani Murat'ın tabii ki daha önce tanımıyordum. Burada tanıdım Murat'ı. Daha önce programda ismi Can'la, evet, bir nişanlılığı olmuş galiba. Onu bilmiyordum, dün öğrendim. Ya buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Ama inşallah yavaş yavaş tanıyacağım, tanışacağız. Aramıza yeni katıldım tabii, yavaş yavaş Murat, hepsini tanışacaksın. Murat, şaşırttın beni. Orada diyorsun ki annem Tülin'den iyi gelin mi bulacak? Çünkü onu, evet, öyle söyledim. Çünkü Tülin Hanım gerçekten hanımefendi bir hanım. Oturması, kalkması, konuşması gerçekten hoşuma gidiyor. Tabii ki benim hoşuma gidiyorsa annemin de hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Peki ben sen Tülin'e talip olmadan önce ismi Can'la ilgili bu nişanın bozulmasının, bu seferki kesin kararının annenle bir ilgisi var mı dediğimde böyle yapmıştın. Demek ki ortaya çıktı, ismi Can annenin onayladığı birisi değildi demek ki. Yok, yani annenin öyle kafasındaki gelin, hayır, modeli değildi. Şimdi ben eğer ismi Can'la nikaha gitmek isteseydim annem de bize destek verirdi. Öyle mi? Tamamen kararı ben veriyorum. Annem de arkamdan destekliyor zaten. Ki annem zaten benim yanlış bir şey yapmayacağımı zaten kendisi de bildiği için destekliyor her zaman beni. Annen burada artık, değil mi? Annem Ankara'da şu anda, fakat bayramdan sonra geri Fransa'ya dönecek. Öyle yani. Peki annen buradayken ismi Can'la yan yana getirdin mi? Tabii ki, tabii ki. Tanıştırdım ki ikisini de. Gayet de güzel anlaştılar. Yani bir sıkıntı çıkmadı aralarında. Yani sorun ismi Can'la benim aramdaydı. Annemle hiçbir alakası yoktur ve de ismi Can'ın ailesiyle de hiçbir alakası yoktur. Kendilerine buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tamamen sorun ismi Can'la benim aramda olan bir olumsuzluktu. Peki kıskanç bir erkek olarak Tülin'in Akrep Burcu takıntısını takıntı yaptın mı? Yani kafana taktın mı böyle bir şeyi? Hayır, kesinlikle. Yani gördüğüm kadarıyla da Tülin Hanım gayet giyimi, kuşamıyla gayet düzgün giyinen bir hanımefendi. Fikirleri? Yani ben bir eksi bir yönünü görmedim yani açıkçası şu ana kadar. Yani geçmişte yaşadığı bir akrep burcunun onu üzmüş olmasını kafama takmadım diyorsun. Kesinlikle benim için önemli olan geçmiş değildir, bundan sonrakidir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Şimdi bak Murat, bütün Türkiye 10 sene Caner ve Tülin diye bir mesele konuştu. Evet. Diyelim ki evlendiniz Tülin'le ve, evet, sokakta yürüyorsunuz. Sokakta Tülin'i her zaman, şu anda tanıyorlar. Aa, Caner Tülin falan diye yolda gösteriyorlardır seni Tülin. Siz evlendikten sonra da belki Tülin'i hala bir süre Caner Tülin diye tanıyacaklar. Bu seni rahatsız eder mi? Yok, beni rahatsız etmez. Bana da yolda gezerkene aa Murat, ismi Can Murat diyorlar. Yani buna, şimdi ben diyecektim. Yani bunları artık bir şekilde zaman geçtikçe bunlar da silinir diye düşünüyorum. Tülin, evet, sen ne düşünüyorsun yavrum? Bence problem olmamalı diye düşünüyorum ama tabii yine kendi fikridir, düşüncesidir. Ailenle konuşuyor musun? Mesela sen hiç evlenmedin. Biraz önce VTR'de kendin de söylüyorsun, nişan bile olmadı. Murat'ın daha önce evlenip ayrılmış olması, çocukları. Ailenle bunu hiç konuştun mu yavrum? Ailemle Murat'ı konuşmadım tabii ki.
Ama onların ne düşünebileceklerini bildiğim için kararı kendim verdim. Murat'la ilgili kararı kendim verdim. Verdin. Evet. Karardan önce Murat bir şey yaptı. Bak diyorlar ki locadan Fransızca bir şiir okusun, bir şey desin diyorlar. Evet. Biraz önce Arapça okundu, şimdi sen de Fransızca oku. Evet. Şimdi açık söyleyeyim, şiir yeteneğim yok. Fakat birkaç kelime konuşabilirim Tülin Hanım'a Fransızca. Romantik bir şeyler. C'est vrai que tu es une très belle femme. Mais on peut toujours pas, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Donc je pensais que ta réponse allait être négative, mais bon, on a passé deux journées ensemble avec toi. Je te remercie. Ne dedin? Biraz şey gibi yaptın ya, sanki Fransa ile aramızdaki ekonomik sosyal ilişkileri anlatır gibi anlattın. Daha romantik dedim bir ses tonuyla anlatsana. Ama ben şiir okuyamıyorum yani. Dün Murat arkadaşımızın okuduğu gibi ben yapamıyorum o tür şeyi. Ama duygulandın. Ya şimdi ne dedin? Seda Hanım, hayatta ben gerçekten çok şeyler gördüm. Çok şeyler yaşadım. Onun için şartlar ne olursa olsun, Tülin Hanım'ın cevabı ne olursa olsun ben zaten hazırlıklıyımdır. Yani tabii ki olsaydı, olumlu olsaydı tabii ki sevinirdim. Fakat ben zaten kafamda olumsuz tarafını da, B planını olsaydı da hazırladım. Olsaydı diyorsun, olumsuz olduğundan eminmiş gibi konuşuyorsun. Az önce Tülin Hanım bunu zaten bir şekilde bir anlatmaya çalıştı. Hani biz de... Vücut dili. Tabii biz de bir şekilde yani artık hayat okulu okumuş bir insan olarak yani bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Onun için ben de hazırlıklıydım zaten. Sıkıntı yok benim için. Ömür, bir şey mi söyleyeceksin? Ben Tülin'e bir şey söylemek istiyordum da. Şimdi bir insan mutsuz olduğun zaman ben şimdi resim çekiliyorum, resmi atıyorum. Diyorlar ki hiç yüzün gülmüyor. Neden gülmüyor? Benim yüzüme gülmesi için aşka ihtiyacım var. Evet. Ben sizi görüyorum. Geldiğinizden beri bakıyorum. Yüzünüzde böyle bir mutsuzluk var. Hüzün bunu fark var ediyorum. Değil mi? Hüzün böyle buğuların evet, yani arkasından var. Bakıyor. Bence bu yani birisini düşünüyorsunuz anlamında değil. Ya bir o aşkı bulmak. Bana ben bak şimdi... sen de kıza ilan aşk ediyor gibi konuştun ha. Yani... Laf öyle bir girdin ki. Aşksızlık çok kötü bir şey Seda Hanım. Yani bir bence yemek... Tülin herkesin beğenebileceği bir kız yani. Tabii ki. Şimdi ne demek istediniz ben anlamadım. Yani yüzünüzde bir mutsuzluk var. Yani onun bana şeyini söyleyebilir misiniz? Yok hayır, yüzümde bir mutsuzluk yok. Her şey güzel yani. Yani şimdi, iyiyim. Şimdi benim yüzüm niye görmüyor? Ben... Neyden? Aşık olamadığım için, aşık olmak istiyorum, sevmek istiyorum. Bekliyor kız. Aşk yani bekliyorum. Sürekli de gülemem ki yani ben böyle sürekli değil, böyle. Yüzüne Seda Hanım şimdi bak onu demiyorum. Bir mutsuzluk ifadesi insan tabii ki belli edebiliyor ya yani ben görüyorum. Ama mutsuz muyum ya? Yok, hüzün diyelim, buğu diyelim. Bugün dağlar dumanı aralandı hoş gel. Bugün dağlar aralandı hoş gel. Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Sen bana ben sana rüzgar, tutuşsun gün yansın gecede zamanımız. Sen bana geç kaldın, ben sana erken, tutuşsun gün yansın gecede zamanımızı. Tam şiirlik okusana bir şiir diyorum. O da bana diyor ki İsmican izliyorsa kesin ağlıyordur diyor. Kesin ağlıyordur İsmican. Şu an izliyorsa eğer. Ağlıyordur. Çok kesin. Ağladı. İsmican çok ağladı.
Tülin, sana biraz bilgi vereyim. Sen... Tamamen sorun İsmican'la benim aramda olan bir olumsuzluktu. Peki kıskanç bir erkek olarak Tülin'in akrep burcu takıntısını takıntı yaptın mı? Yani kafana taktın mı böyle bir şeyi? Hayır, kesinlikle. Yani gördüğüm kadarıyla da Tülin Hanım gayet giyimi, kuşamıyla gayet düzgün giyinen bir hanımefendi. Fikirleri? Yani ben bir eksi bir yönünü görmedim yani açıkçası şu ana kadar. Yani geçmişte yaşadığı bir akrep burcunun onu üzmüş olmasını kafama takmadım diyorsun. Kesinlikle benim için önemli olan geçmiş değildir, bundan sonrakidir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Şimdi bak Murat, bütün Türkiye 10 sene Caner ve Tülin diye bir mesele konuştu. Evet. Diyelim ki evlendiniz Tülin'le ve evet, sokakta yürüyorsunuz. Sokakta Tülin'i her zaman, şu anda tanıyorlar. Aa, Caner Tülin falan diye yolda gösteriyorlardır seni Tülin. Siz evlendikten sonra da belki Tülin'i hala bir süre Caner Tülin diye tanıyacaklar. Bu seni rahatsız eder mi? Yok, beni rahatsız etmez. Bana da yolda gezerken aa Murat, ismi Can Murat diyorlar. Yani buna, şimdi ben diyecektim. Yani bunlara artık bir şekilde zaman geçtikçe bunlar da silinir diye düşünüyorum. Tülin, evet, sen ne düşünüyorsun yavrum? Bence problem olmamalı diye düşünüyorum ama tabii yine kendi fikridir, düşüncesidir. Ailenle konuşuyor musun? Mesela sen hiç evlenmedin. Biraz önce VTR'de kendin de söylüyorsun, nişan bile olmadı. Murat'ın daha önce evlenip ayrılmış olması, çocukları. Ailenle bunu hiç konuştun mu yavrum? Ailemle Murat'ı konuşmadım tabii ki. Ama onların ne düşünebileceklerini bildiğim için kararı kendim verdim. Murat'la ilgili kararı kendim verdim. Verdin? Evet. Karardan önce Murat bir şey yaptı. Bak diyorlar ki locadan Fransızca bir şiir okusun, bir şey desin diyorlar. Evet. Biraz önce Arapça okundu, şimdi sen de Fransızca oku. Evet. Şimdi açık söyleyeyim, şiir yeteneğim yok. Fakat birkaç kelime konuşabilirim Tülin Hanım'a Fransızca. Romantik bir şeyler. C'est vrai que tu es une très belle femme. Mais on peut toujours pas, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Donc je pensais que ta réponse allait être négative, mais bon, on a passé deux journées ensemble avec toi. Je te remercie. Ne dedin? Biraz şey gibi yaptın ya, sanki Fransa'yla aramızdaki ekonomik sosyal ilişkileri anlatır gibi anlattın. Ha? Romantik dedim bir ses tonuyla anlatsana. Ama ben şiir okuyamıyorum yani. Dün Murat arkadaşımızın okuduğu gibi ben yapamıyorum o tür ama şeyi. Ama duygulandın. Ya şimdi... ne dedin? Seda Hanım, hayatta ben gerçekten çok şeyler gördüm. Çok şeyler yaşadım. Onun için şartlar ne olursa olsun, Tülin Hanım'ın cevabı ne olursa olsun ben zaten hazırlıklıyımdır. Yani... tabii ki olsaydı... iyi değil, bizim de adamlığımıza bu yakışır. Kendini ama yolunu açık etsin. Kendini tanıt, tariflerine. Adım Bekir, 44 yaşındayım. Bravo. Bekarım, İstanbul'da yaşıyorum, aşçıyım. Bana gelecek olan talipler 35'ten 36 yaş arası olsun efendim. Kriterlerime uygun İpek olsun. İpek Hanım'la kesinlikle bitmiştir. Kesinlikle bitmiştir. Tabii ki Allah yolunu açık etsin. Tekrar annesinin babasının elinden öpüyorum. Çok saygılı annesi babası. Bana evet, da karşı çok iyi davrandılar. Allah İpek'in yolunu açık eylesin. Hah. İpek, yaşanmışlıklarımız vardır. O da kendisine göre bir iyi bir bayan. Ki 3 gündür ben bunu ayrıldığımdan beri hep arkadaşların yanında söylüyorum. İpek'in hakkında asla ve asla kötü bir şey konuşmadım. Allah yolunu açık etsin. Bundan sonra birbirimizi rencide edecek bir şeyler söylemeyeyim. Çünkü ailelerimiz var. Seda abla zor durumda oluyor. Uğur abi, yönetim. Bunları söylemeyelim. Allah herkesin yolunu açık etsin. Yok, tamam. Sen de Bekir abi pişman olacak deme. Yok, sen tamam, de talip olabilirsin. Tamam, ben sözlerine dikkat et yavrum. Tamam, ben kısa bir şey diyorum. Bak, Bekir abi bir aydır yanımdasın. Ben sana sahip çıkıyorum. Kardeşlik yapıyorum. Bak, doğru mudur? Sözlerine dikkat et. Pişman olacak deme bana. Tamam abi, onu geçelim şimdi. Seda abla, ben artık istemiyorum. Dur, tek bir şey diyeceğim ya. Dur. Benim için Bekir bitmiş. Tamam, bitmiş. Zaten ben bitirdim. Yok, ben bir şey diyeceğim. Sen mi bitirdin? Fark etmez. Bakın bir ilişki bitirdiğinde kadın mı der? Seda abla. Bitmesi önemli. Kimin bitirdiği evet, değil ki. Ben bir şey demiyorum ki. Kendisi üstüne. Allah herkesin onun açığı. Ben size bir şey diyeceğim abla. Susacağım. Bekir abi, ayrılmanızın sebebi ben miyim? Yok abi, yok. Peki İpek Hanım. Şş, bir baksana. İpek. İpek. Bir şey söylüyor bana. Efendim. Ayrılmanızın sebebi ben miyim? Hayır, kesinlikle. Teşekkür ederim. Seda abla, tamam, bakın. Tamam. Bakın.
Bekir, burası geçiyorum. Bir evlilik programı. Bekir, çok geçiyorum. Güzel bir program. Tamam, sonra diyorlar aynı şeyi pek. Lütfen öyle, onlar çirkin öyle şeyler. Ama ispat gelebiliyorum, o hiçbir şey yapamıyor. Hayır, Seda abla, bütün fark burada. Birbirimize söylemeyin. Boş, tamam. Ya. Neyse, tamam. Olay bitmiştir, son nokta. Tamam. Cümle Kadir, bittiği zaman nedir? Nokta bırakıyoruz. Bitmiştir olay. Allah onun yolunu açık etsin. Kadir nasıl gidiyor? Kadir. Nasıl? Seda ne abla. Konuşuyorsunuz? Bize de anlattın bu arada. Merak ettim. Maddi manevi yüksek istiyorum diye 2 saattir söylüyorum. Neler yeri gelecek ben diyeceğim. Neler istiyorsun Perihan? Tatile mesela? Gitmek istiyorum. Aa, vallahi yazın tatilim çok biraz canım sıkıldı ama sevgili sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı sağ olsunlar. Onun için fazla yalnızlık çekmedim tabii. Sevenlerime buradan çok teşekkürlerimi ediyorum. Seni gezdirecek, tatillere götürecek biri olsun. Peki o zaman karar anı başlasın. Evet Perihan Hanım, Kadir Bey'e cevabınız ne olacak? Ya, tanımak ister misiniz? Bir çay içmek ister misiniz? Bir kere daha konuşalım. Fazla iyi konuşamadım çünkü burada. Bekir'in sesinden hiçbir şey aferin, anlamadım. Buyurun. Bravo. Kışına da gözüne de vuruldum. Boyuna da posuna da tutuldum. Mutluluğa adım atıyoruz. Çaya gidiyoruz. Evet, devam ediyoruz efendim. Evet, programın başından beri sohbet ediyorlar görüyorum. Murat ve Tülin dün akşam yemek de yediler. Sizi şöyle alıyoruz. Tülin ve Murat. Çok güzel bir yemek yemişsiniz Boğaz'da. Önce evet. İzleyelim, üzerine konuşalım bakalım. Murat dün büyük bir cesaret örneği sergilemiş ve Tülin'e talip olmuştu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tülin Hanım. Siz de hoş geldiniz. Evet. Heyecanlandın. Kendini tanıt bakalım Tülin'e. İsmim Murat. Aslen Kırşehirliyim. Ankara'da yaşıyorum. Boğaz'da baş başa romantik bir yemeğe çıktı Murat ve Tülin. Ancak Tülin'in kalbini fethetmek kolay değil. Sürpriz değil ama bu. Valla izin verirse çok sürprizlerim olacak kendisine. Yani onu sürprize boğacağım diyebilirim yani. Hoş bir bayan. Benim de profilimde olan bir eş adayıdır kendisi. Murat aşk şehri Paris'e götürmek istiyor Tülin'i. Ama çetin ceviz çıkıyor Tülin. Kendisini tabii ki Paris'e de götürmek isterim. Orada gezmek, Eyfel Kulesi'ne çıkmak, Şanzelize'de gezmek tabii ki isterim. Murat hani Paris, az önce Paris'e götürürüm falan filan bana biraz iddialı geldi. Ne oluyoruz Murat? Tülin yemek yapar mısın? Yemek yapmasını biliyorum evet. Kendim yemek yapmasını sevmiyorum. Senin nasıl mutfakların? Benim mutfakla aram hiç yok. Yani ben de sana güveniyorum o konuda. Oo, bana güveniyorsan. Her şey iyi hoş. Acaba aileler bu görüşmeye ne der? Ailemin düşüncesini de alacağım. Benim için de çok önemli. Murat'tan eski nişanlısı İsmican'a gönderme. Annem kendisini daha önceden de izledi, tanıyor yani biliyor. Tabii ki annem Tülin'den daha iyi bir gelin adayı bulacak hali yok yani. Tülin, Murat'ın İsmican'la yaşadığı ayrılığı merak ediyor. Nişan yapılmış galiba değil evet. mi? Problem neydi peki? Problem, nişan yaptık. Nişanı ben isteyerek yaptım. Fakat sonradan gelişen olaylar anlaşamadığımızı gösterdi. Olumsuz olacağını gösterdi. O yüzden nişandan döndüm. Senin hiç olmadı mı böyle söz, nişan vesaire böyle olaylar geçmedi mi başından? İlla ki geçmiştir yani. Yok, hiç geçmedi. Tülin ve Murat görüşmesi başlamadan bitiyor mu? Benim kafamda bir takım problemler var. Onu aşmaya çalışıyorum. Tülin'in aklındaki büyük soru işareti ne? Bazı endişelerim var ama o Murat Bey'le alakalı değil. Benim kendimle alakalı bir durum. Belki endişelerinizi yenmeye belki yardımcı olabilirim. Tülin'in aklında başka biri mi var? Bu seninle alakalı bir durum değil. Bu tamamen benimle alakalı bir durum. Yani kendimi test etmem gereken bazı şeyler var.
onlarla alakalı. Biraz bana zaman verirsen. Aklındaki insan ben olmayayım, beni konuşturtma Özgürcan. Bak, nasıl evet, anlamadın? Başlıyor, görüyor musun? Şimdi ne yani öyle bir iddiada bulunuyorsun bak, ki evet be zorlaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Tamam bir saniye ben Yavuz abi. Ben de doğruyu söylüyorum Seda Yavuz abla. Abi. Sen şu an ne dediğini bilmiyorsun ki. Ben çok iyi bak, biliyorum. Bak şu an ne dediğini Özgür bilmiyorsun. Senden zaten ben bir ilgim alakam yok da. Özgür yani şimdi bir iddiada bulunuyor. Kesinlikle benimden senden bir alakam yok. Benimden bir kere oturup da konuştu mu? Ya bir dakika hani, sen benim ablamla işin işim olur ya. Bir Musa konuşsun. Ben daha 23 yaşındayım. Sen kaç yaşındayım? Tek tek. E o kaç yaşında ben kaç yaşındayım? Sen söylemedin mi ona talip olacağını? Ben yalan, mi dedim? Evet. Yavuz'a talip evet, olacağım. Ne, ben iyi ne biliyorum zaman, bunu. Yavuz ne zaman abi, görüştük abi, ki onu demiş. Bir dakika. Ben ne zaman İpek, bekle, seninle oturup bekle, konuştum ki? Tamam bekle. Düştüğün Yavuz, duruma baksana. Bekir sen de dur. Doğruları konuş anneciğim. Yazıklar. Bak çünkü Özgür burada yalancı durumuna düştü çocuk. Şimdi benim... Ben Özgür'e inanıyorum çünkü. Tamam abla ben de benim bugüne kadar hiçbir yalanımı görmediniz. Biliyorum, yani. Hep dobra evet, konuştum. Şimdi benim İpek Hanım'la konuştuğum doğrudur hani 45 gündür çünkü 45 gündür Bekir abi benim telefonumda kendisiyle görüşüyor. Şimdi ben bugüne kadar sessiz hep durdum. Benim sessizliğimi kimse burada hafife almasın. Hiçbir zaman duruşumu kendimi bozmadım. Bekir abi benim abimdir. O da nişanlısıdır. Ben ikisinin arasına giremem. Öyle bir şey yok. Ama burası evlilik programı. Bugün ne olur yarın ne olur kimse burada bilemez. Ya ben bunu söyleyeyim yani. Evet. Yarın olay doğru, değişebilir diyor. Şimdi, her şey olabilir yani. Burası öyle, evlilik programı. Bak bir şey söyleyeyim. Ben yine de söylüyorum. Ben ayrıldığım bayanın arkasında kötü laf söylemem. Bravo. İpek, yine de söylüyorum. Birbirimizi burada kırmayalım. Yaşanmışlıklar var, bitti. Anlatabildim mi? Geriye dönüş ben asla olmaz. Ben sana anlatamıyorum bak, herhalde bak, lütfen, bittiğini. Bak lütfen. Bir şimdi kap, dönüp bak, dönüp ama, suçunu bastırmak ama, için bana diyorsun. Ama bir şey söyleyeyim. Bazı iddialarda bulunuyorsun. Ama bekleyin, güzel bir şey konuşuyorum. Bekleyin. Bak, diyorum ki, İpek bekle. Sevda saat, bir şey söyleyecek. Bekir bekle. Sevda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben Seyda abla. Yani sürekli bir aradaydık biz. Bekir abi, Yavuz. Bizim orada oturuyorduk Nevin falan. Yani Yavuz'un... ben söyleyeceğim Yavuz. Söyle hadi sen. Tabii ki İpek'in ona talip çıkacağını söylemişti Yavuz. Tamam. Ha, Yavuz demiş olabilir. Ben söylemişti, öyle bir şey demedim ama. Şimdi bir de bu arada İpek'cim, Özgür'ü kırdıysam fazla, özür dilerim. Senin elinden tutup kaldıracağım demiş hatta Yavuz'a. Yavuz'un yani kendi söylemişti bize. Sevda abla bak ben ona bir açıklık getirin. Bak geri diyorum. Tamam. Ben ikisinin arasındaysam dün dedim stüdyodan çıkayım dedim. Ben şimdi öyle bir arada kalmışım ki herkes üstüme geliyor. Ben burada sessizim diye kimse beni hedef almasın. Ya. Burası evlilik programı. 10 gün ama 20 gün sonra ister istediğine evet, çıkar. Evet böyle tavrınızı bak, koyun. Böyle bir kadını kaybettiği için o da pişman olacak. Ben ona defalar ya, söylüyorum. Yavuz, ilgilen lütfen diye, saçmalama anladım, ya. Abi. Saçmalama. Seda abla. Bak saçmalama. Saçmalama. Bak sen bak sana tavrım sert olacak artık. Saçmalama. Ne saçmalıyor bu abi? Saçmalama. Neden saçmalıyor? Niye, işte, niye pişman olayım ki? Niye abi? Niye pişman mağdur, olayım kardeşim? Abi, bak, pişman olmuyorum. Bak yine söylüyorum. Bir yalıyla yumuş, konuştum. Yumuşak kelimelerle söylüyorum. Asla pişman değilim. Allah yolunu açık etsin. Allah bahtını açık etsin. Bitti, Allah da benim ne, yolumu tamam, açık etsin. Tamam. Taliplerimi bekliyorum arkadaşlar. O da bir beklesin. Bir kap yemek yemişiz bir arada. Arkasında konuşmak. Düşünmek istiyorum. Müsaade istiyorum Murat'tan. Merak edilen tüm soruların cevabı canlı yayında cevaplanacak. Evet, Tülin ve Murat görüşmesi acaba nereye gidecek? Merakla bizler de takip ediyoruz. Gözlerin buğulu buğulu böyle. Ya hayır. Böyle dinlerken de böyle bir yerlere gidiyorsun. Gayet iyiyim, bilmiyorum. Bir de böyle aklıma gelmişken şunu söylemem lazım. Dünkü Akrep Burcu ile ilgili açıklamanda sosyal medyada şöyle şeyler yazılmaya başlandı. Caner Akrep Burcu, öyle mi? Akrep mi? Evet, Caner Akrep Burcu. Akrep Burcu istemiyorum, Akrep Burcu'ndan çok çektim. Eyvah. Caner'e gönderme yaptı. Değil, bak hayır, ben bilmiyorum Caner'le hiç alakası yok o olayın. Sadece benim söylemek istedim, hani Akrep Burcu ile anlaşamıyorum ben. Onu söyledim. Çünkü ikimiz birden öyle bir şey yaptık ki Akrep Burcu'yu sen de ben de ve ikimiz de Oğlak Burcu'yuz. Akrepler alınmış bu işe. Akrep Burcu'yla anlaşamıyorum ama bu bir gerçek yani. Evet. Peki senin şimdi aklına takılmış bir şeyler var gibi duruyorsun ya biz öyle görüyoruz seni. Acaba Murat'ın bir önceki nişanı mı var aklında? Acaba ismi Can'la ne oldu, niye bitti, neden ayrıldılar, bir daha geri döner mi falan gibi şeyler mi aklından geçenler? Yok hayır, hani Murat'ın tabii ki daha önce tanımıyordum, burada tanıdım Murat'ı. Daha önce programda ismi Can'la evet, bir nişanlılığı olmuş galiba. Onu bilmiyordum, dün öğrendim.
Ya buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Ama inşallah yavaş yavaş tanıyacağım, tanışacağız. Aramıza yeni katıldın tabii, yavaş yavaş Murat, hepsini tanışacaksın. Murat, şaşırttın beni. Orada diyorsun ki annem Tülin'den iyi gelin mi bulacak? Çünkü onu evet öyle söyledim. Çünkü Tülin Hanım gerçekten hanımefendi bir hanım. Oturması, kalkması, konuşması gerçekten hoşuma gidiyor. Tabii ki benim hoşuma gidiyorsa annemin de hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Peki ben sen Tülin'e talip olmadan önce İsmican'la ilgili bu nişanın bozulmasının, bu seferki kesin kararının annenle bir ilgisi var mı dediğimde böyle yapmıştın. Demek ki ortaya çıktı İsmican annenin onayladığı birisi değildi demek ki. Yok, yani annenin kafasındaki gelin Hayır. modeli değildi. Şimdi ben eğer İsmican'la nikaha gitmek isteseydim annem de bize destek verirdi. Öyle mi? Tamamen kararı ben veriyorum. Annem de arkamdan destekliyor zaten. Ki annem zaten benim yanlış bir şey yapmayacağımı zaten kendisi de bildiği için destekliyor her zaman beni. Annen burada artık değil mi? Annem Ankara'da şu anda, fakat bayramdan sonra geri Fransa'ya dönecek. Öyle yani. Peki annen buradayken İsmican'la yan yana getirdin mi? Tabii ki, tabii ki. Tanıştırdım ki ikisini de. Gayet de güzel anlaştılar. Yani bir sıkıntı çıkmadı aralarında. Yani sorun İsmican'la benim aramdaydı. Annemle hiçbir alakası yoktur ve de İsmican'ın ailesiyle de hiçbir alakası yoktur. Kendilerine buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.